Uluslararası Ceza Mahkemesi, kültürel miras listesinde yer alan tarihi yapıları yıktığı gerekçesiyle ilk kez radikal terör örgütüne üye bir kişinin savaş suçu işlediğine hükmetti. 2012 yılında Mali'nin kuzeyini ele geçiren radikal Selefi militanlar, haram olduğu gerekçesiyle Timbuktu şehrindeki tarihi türbeleri yıkmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, yapılanların savaş suçu olduğunu açıklamıştı. Bence kesinlikle tarihi yapıları yıkan kişilerin dokunulmazlık zırhı olmamalı. Hatırlayacak olursanız Mali'nin Timbuktu kentinde radikal örgütler çok sayıda türbeyi yıkmıştı. Bunu yeniden inşa ettik. Toplamda 14 tarihi eserin yeniden inşa edilmesi sürecini başlattık. Bu süre zarfında suçlu kişilerin mahkemeye çıkarılması için de Uluslararası Ceza Mahkemesi ile yakın işbirliği içinde çalıştık. Öte yandan Dubai şehrinde yapılan ve çok sayıda ülkenin katıldığı eğitim forumunda radikalizmin önüne geçmek için eğitimin önemine dikkat çekildi. Dubai merkezli Varkey Vakfı da eğitim faaliyetlerinden ötürü Filistinli bir öğretmeni en iyi öğretmen ödülüne layık gördü. Burada düzenlenen eğitim forumunda delegeler mülteci krizini görüştü. Ayrıca genç jenerasyonun başıboş bırakılmalarının önüne geçmek için yöntemler ele alındı. Bunun dışında radikalizmle mücadelede eğitimin de büyük rolü olduğu vurgulandı. Rita Del Prete, Euronews, Dubai.